Merhaba gençler. Şimdi geldik gazlardaki sevimli olan bölgelerden birisine. Yani gazları karıştırma kısmına. Buraya kadar ne yaptık? Gazların özelliklerinden bahsettik, yasalardan bahsettik. Şimdi belli kapların içerisine koyacağız ve bunları karıştırmayı amaçlayacağız. Peki buradan neyden bahsediyorum? İlk olarak gazlarda kısmi basınç bölgesinden bahsetmem gerekiyor. Yani kısmi basınç dediğimiz şey nedir hocam dersek? Bir gaz karışımında bulunan her bir gazın tek başına yaptığı basınca denir. Kim gibi? Mesela diyelim ki bu odada 10 kişi var diyelim. 10 kişi buraya bir basınç yapıyor değil mi? E peki ben her zaman ne yapıyorum? Kabın toplamından bahsediyorum. 10 kişi mesela 1 atm'lik basınç yapıyor. E peki diyorum ki bir tane gaz tanece kaç basınç yapıyor dersem bu gazın ne kadar basınç yaptığını söylemek benim kendi basıncım demektir. Yani kısmi basınç şeklinde bahsedeceğimiz kısım olacak. O zaman gazların kısmi basınçları kimle alakalı olacak? E mol sayısıyla. Neden? Burada hidrojen ve helyum gazların bulunduğunu düşünsene. Ben diyorum ki ne kadarlık bir basınç yapıyorsun? Hocam 1 atm'lik basınç yapıyorum. Peki diyorum ki hidrojen ne kadar basınç yapar? Sallıyorum 2 mol'lük hidrojen 8 mol'lük de helyum olduğunu düşün. O zaman 2 mol'lük hidrojenin 0,2 atm, 8 mol'lük helyumun 0,8 atm yapması lazım ki topladığında 1 atm olsun. Demek ki gazların miktarları ama parantez açıyorum mol sayıları ile kısmi basınçlar doğru orantılı olacakmış. Peki hocam karışımın toplam basıncı karışımı oluşturan gazların kısmi basıncına eşit olmak zorunda. O yüzden dedim ya 0,2'ye 0,8 topladım 1 atm'lik basınç elde etmiş oldum. Peki bir gaz karışımındaki gazların mol kesirleri toplamı her zaman 1'e eşittir. Burası bazen hocam o mol kesiri neydi diyebilirsiniz. Bir hatırlatma yapalım. Mol kesiri şu. Mesela dedim ki X dedim A gazı var. A gazının mol kesirini bulmak istersen. A gazının molü, bak A gazının molü bana neyi verecek bölü? Toplam mol sayısı dersem bu gazın kısmi basıncını bulurum. Hocam B diye bir gaz var. Onun mol sayısı nedir dersek? Aynı mantıkla B gazının molü bölü toplam mol dersem B gazının neyini bulmuş olacağım? Kısmi basıncını bulmuş olacağım. Peki neden toplamları birdir? Bu arada kaç tane varsa C varsa onun içinde, D varsa onun içinde kaç tane varsa hepsini topla ve her zaman 1'e eşit. Sebebi şu. En toplam dediğim şey şöyle düşünsene. Bir kabın içerisinde sen hem A gazının hem B gazının olduğunu düşünüyorsun. En toplam dediğin şeyde bu ikisini topladığında NA artı NB gelmez mi? Bölü ne? En toplam. Hocam en toplam dediğin şey de zaten NA artı NB değil mi? Bu ikisi her zaman birini götürüp kime dönmek zorunda? 1'e. O yüzden bu da bize bir püf nokta olur. Sallıyorum sana der ki içerisinde bulunan gazların kısmi basınçlarını hesaplayın diyebilir. Sen bir tane gazınkini bulursun 0,7 atm mesela. Toplamı 1 atm ise dersin ki diğeri de 0,3 olmak zorunda. Niye? Toplamından çıkartmak zorunda olduğunu bilirsin. Peki hocam herhangi bir gazın kısmi basıncı o gazın mol kesiriyle toplam basıncın çarpımına eşittir. Ne demek istiyoruz? Şimdi bir bunu örnekler üzerinde görelim. Bir kabın var. Kabın içerisinde hem X gazı hem de Y gazı var. Kapalı bir kapmış bu. Şimdi diyorum ki burada toplam basınç kimdir dersem hem X gazının hem Y gazının tek başına yaptığı basınçların toplamı değil midir? Evet. Peki devam ediyorum hocam. Toplam mol sayısı nedir desem ne deriz? Hem X gazın hem Y gazın toplam molü şeklinde karşımıza gelecek. Şimdi mol kesirlerini bulmak istesem ne yapıyordum? X'in mol kesiri için. X'in molü bölü toplam mol. Burası T olacak gençler. Y değil. Toplam mol. Burası da aynı şekilde Y'nin molü bölü toplam mol şeklinde gelmeyecek mi? Aynı mantıkta buldum. Çok güzel. Şimdi diyorum ki benim bildiğim bir tane formül var. O da eşittir. P ve eşittir NT. İki kıyas yapıyorum iki gaz olduğu için. Bölü dedim P ve eşittir NT. Birini ne yaptım arkadaşlar? X için kullandım. Birini de toplam için kullandım. Toplam için. Rydbergler sabit olduğu için bunlar götürdü birbirini. Aynı kapı olduğu için hacimler birbirini götürdü. Aynı ortam olduğu için sıcaklıklar eşit. Geri kim kaldı? Px bölü Pt. Nx bölü Nt. Pt'yi karşılaşsam. Px, Pt çarpı x, x olmadı mı? Yani ne demek istedim? Bir gazın kısmi basıncı. Toplam basınçla mol kesirinin çarpımına eşittir. Hocam diğer gaz için de aynısını söyleyebilir miyim? Söylerim tabii ki. Herhangi bir gazın kısmi basıncı bulmak istiyorsan toplam basınçla mol kesirini çarparsın. Burada şunu diyorsunuz hocam. Ya yeni bir formül ama ne yapacağım? Formül yeni değil ki. Bak iki tane P ve NT kıyasladın. Herhangi bir gazla toplamı kıyaslayarak bulmuş olduğun. Bu sayede de hesaplamamızı yapabiliyoruz. Şimdi geldik tatlı bir yorumuna. Burada genelde yoğun ağırlıklı sorular geliyor ve bunlar gerçekten zor. Yani düşünmen gereken birkaç tane istisnalı olduğu yerler. Şimdi kademe kademe bunu ben size bir aktarmaya çalışayım. Olayımız şöyle başlar. Der ki bir sabit hacimli bir de sabit basınçlı kabım var. Burada
İçinde helyum ve karbondioksit gazları var. İkisinde de aynı şey. Diyorum ki sıcaklık arttırırsa ne olur? Mesela sıcaklık arttırırsa helyum gazının kısmi basıncı ne olur? Hemen yorum için şunu yapalım mı? Hocam bir tane PV eşittir NRT çizelim. Bak NRT çizelim. Hemen bir yorumlama yapalım. Buradaki mantıkta hacim ne? Sabit. Sabitse şurası gitti. Gaz ekleme çıkartma var mı? Yok. Sadece sıcaklık arttırmışım. O zaman mol sesi gitti. Reitberg hocam o da gitti. E peki mantıken kabın sıcaklığını arttırırsam bunların hepsi sabitse basınç ne olur? Artmaya başlar. Kimin basıncı artar? Helyum gazının basıncı da artar. Karbondioksit gazının basıncı da artar. İkisini de aynı miktarda arttırırsınız. Niye? Kabın içinde ikisi de var. İkisini de arttırmış olur. Peki geldim sabit basınçlı kaba. Buradaki mevzunu. Şimdi hareketli pistonlu kap sabit basınçlı bir sistem. Bak adı üstünde sabit basınçlı. Yani piston serbest kaldığı sürece, şurada mavi seçeyim. Piston serbest kaldığı sürece ben her zaman iç basıncın dış basıncına ne olduğunu söyleyeceğim, eşit olduğunu söylemem gerekiyor. Peki şu anda siz piston serbest. Dedim ki hocam hemen bir yorum yapacağım. PV eşittir NRT yazdım. Hareketli pistonu kapsa ne oldu? Basınç sabit. Hacim değişken. Gaz ekleme çıkartmıyor. Reitberg de gitti. Şimdi diyorum ki sıcaklık arttı. Sıcaklığı arttırdığım kadar hacmin de artmayacak mı? Artacak. Mesela nerede diyelim ki T kelvinde V hacimde ise bu adamı eğer ki 2 T kelvine çıkartırsan hacimde 2 V hacimde çıkar. Hocam yaptığım sıcaklık etkisi doğruca hacmi etkilemedi mi? Etkiledi. Peki basınç dokunmadım ki. O zaman bunun içindeki helyum gazında, karbondioksit gazında kısmi basıncın değişmeyeceğini görmek zorundayım. Yani sabit olarak kalacak. Peki devam ediyorum. Sıcaklık azalırsa ne olur? Bunun tam tersini görmen lazım. Yani sıcaklığı azalttığımda da bu sefer istikamet nereye gidecek? Tam tersi. Burası azalırsa burası da azaldı. O zaman içerideki basınçlar ne oldu? Azaldı ve azaldı şeklinde yorumlamamı yapabilirim. Peki yan tarafa geldiğinde fark etmez. Bak hacim sabit. Pardon hacim diyorum. Basınç sabit, mol sayısı sabit, Reitberg sabitse sıcaklığı azaltsam da arttırsam da basıncım değişmeyecek. Yani sabit olarak kalacak. Şimdi geldik önemli kısma, gaz eklemeleri. Şimdi buraya çok dikkatli dinleyin gençler. Diyorum ki kaba helyum gazı eklenirse. Mesela içeride sallıyorum 1 mol helyum var mı? 1 mol helyum var. Dışarıdan içeriye 1 mol daha helyum ekledim. Peki şurası için PVNT yazalım tekrar. Bak yorum yapacağım. Hemen sildim şurayı. Tekrar bir yorumlamasını yapalım. Diyorum ki hocam PV eşittir NRT. Şimdi helyum ekledim. Sıcaklık sabit. Reitberg sabit. Helyum için. Bak tekrar söyleyeyim. Helyum için bakıyorum. Kısmi basınç. Helyumun mol sayısı ne oldu? Arttı. Hacim ne oldu? Sabit. Helyum mol sayısı arttığı için basıncın ne olmasını beklerim? Artmasını beklerim. Hocam o zaman basıncı artar. Tamam aldım cebe. Geldim karbondioksit için. Bak karbondioksit için. Karbondioksitin sıcaklığı değişmedi. Reitberg değişmedi. Mol sayısı hayır bak arttı deme sakın. Arttı demek yok. Niye? Karbondioksitin mol sayısı değişmedi ki. Nasıl hocam? Ama gaz ektim. Ekledin de ekledin gaz helyum. Ama toplam sormuyorum. Kısmi basınç. Kısmi basınç olduğu için sadece karbondioksiti inceleyebilirsin. Karbondioksit mol sayısı değişti mi? Hayır. Sıcaklık değişmedi. Reitberg değişmedi. Mol değişmedi. Hacim değişmedi. Basıncı sabittir. Nasıl hocam ya? Bak burası kafanı karıştı. Sabit hacim dediğim mi? Gaz ekleyince basınç art. Doğru. Toplam arttı. Artma sebebi helyum artıyor işte ondan. Karbondioksite dokunmadığın için karbondioksiti değiştirmiyorsun. Ve geldik diğer mevzuya. Bak şimdi burayı çok çok dikkatli dinle. Çünkü kafa karıştıran bölge sadece burası. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Burayı temizledikten sonra diyelim ki gençler. İçeride kim var? Hatta onun içinde ne yapayım? Turuncu renk alayım. Bak burası sıkıntılı olduğu için turuncu seçtim. Dedim ki PV eşittir NRT diyelim mi? NRT. Getirdim. PV eşittir NRT. Kabın içerisine kim ekliyorum? Helyum. Şimdi çok dikkatli dinle. Sallıyorum bunun içinde 1 mol helyum var. 1 mol de karbondioksit var. 2 mol'lük gaz atıyorum 2 V'lik bir hacimde bulunuyor. Dışarıdan içeri ne daha ekliyorum? Artı diyorum 1 mol daha helyum ekleyeyim mi? Peki helyumun mol sayısı ne yapacağım? Şu anda 2'ye katlayacağım. Diyorum ki kimin için diyorum? Bak helyum için. Helyumun basıncı, helyumun hacmi, helyumun mol sayısı şeklinde söylüyorum. Sıcaklık sabit, Reitberg sabit. Helyum eklediğim için mol sayısı ne oldu? 2 katına çıktı mı? Çıktı. Aa hocam hareketli pistonu kap, basınç değişmez diyorum. Hacim 2 katına çıkar mı? Nasıl yani? Kaç mol gaz var? 2 mol. 2 mol ne kadarlık hacimde? 2 litrelik hacimde. Peki 1 mol daha eklersen hacmi kime döner? 3V'ye döner. 4V'ye çıkmadı ki. Bak helyumun mol sayısı 2 katına çıktı ama hacmi
4 katına çıkmadı. Ya daha doğrusu 2 katına çıkmadı. 4V'ye ulaşmadı. E o zaman ne olacak hocam? Hacim arttı. Tamam. Fakat 2 kat değil 1,5 kat arttı. E geriye kalan boşluğu nasıl dengeleyeceğim? Bak burası 2 kat arttı, bu 1,5 kat arttı. Geriye kalanla bunun basıncını arttırır. Demek ki helyumun tek başına olan kısmi basıncının arttığını görmüş olacağım. Tekrar ediyorum bak. Kabın içerisinde 2 mol gaz vardı, 2 litrelik hacimdeydi. Dışarıdan içeri 1 molük daha gaz ekledim. 1 molük gaz ekledim. Eklediğim gaz helyumdu. Toplam gaz molisi 3 mol oldu. 2 mol 2V'de ise 3 mol 3V'ye çıkardı. Yani doğru. Helyum için kısmi basınç ölçerken helyumun mol sayısı tam 2 katına çıktı. Fakat bununla birlikte hacmi 2 katına çıkmadığı için mecburen basıncı arttı. E hocam peki içeride karbondioksit olmasaydı o zaman değişmezlerdi. Niye? Hacmi de mol sayısı da 2 katına çıkardı, dengelerdi. Ama burada bu hacmi tek başına helyum yapmıyor. İkisi birden yapıyor. O yüzden bu tip sorulara dikkat ediyoruz. Peki geldim karbondioksite. Bundaki mevzu ne? Bak bir daha PV eşittir NRT yazalım. NRT. Bunu kim için? Karbondioksit için yapıyorum. Sıcaklığım değişmedi. Rydberg değişmedi. Mol sayısı değişmedi. Helyum ekledim. Karbondioksit değişmez. Hacim? Hocam hacim arttı. O zaman basınç azaldı. Bak basıncın ne olması lazım? Azalması lazım. Ki şuraya bir baksana. Zaten birinin kısmi basıncı artarken diğerininki azalıyor. Çünkü toplamı ne olacak? Sabit olacak. Niye? Toplam değişmez ki. Bak iç basınç dış basınç eşit değişmez. Buradan sağlıyorsun. İç basınçta tek tek kısmi basınçları hesaplıyorsun. Biri artarsa diğeri azalıyor ve sonucu asla değiştirmemiş oluyorsun. Geldim şimdi diğer kısma. Burada da şundan bahsedeceğim. Kaptan karbondioksit çekersem. Bak mevzuya artık hakim olduk. Karbondioksit çekersem sıcaklık değişmedi. Rydberg değişmedi. Helyumun mol sayısı değişmedi. Hacim değişmedi. O zaman helyum için kısmi basınç değişmez. Yaptın etki karbondioksite çünkü. Geldim karbondioksit için. Sıcaklık değişmedi. Rydberg değişmedi. Gaz çektiğim için mol sayısı ne oldu? Azaldı. Hacim değişmedi. Mol sayısı azaldığı için buradaki basıncın olmasını beklersin. Yine aynı şekilde azalmasını beklersin. Demek ki mevzu bu şekilde karşımıza gelecek. Devam ediyorum şimdi. Helyum için inceleme yapıyorum. Bak hareketli pistonu kap. Karbondioksit çektim. Şimdi karbondioksit çekersem ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Şurayı bir temizleyeyim. Şöyle bir silelim burayı. PV'ni temizle sileyim. Şurası yine aynı şekilde kalsın. Bu sefer de mavi kalem alayım. Mevzu nerede? 2V'de. Şimdi içerisinde 1 mol'e 1 mol 2V'de ya. Sen diyorsun ki karbondioksitin yarısını çekiyorum 0,5 kalıyor. Hacim kime iner? 1,5 litre inmez mi? İner. Peki diyorum ki helyum için. Helyum için. Kaptan çünkü karbondioksit çektim. Helyum için PV eşittir NRT yazdım da. NRT. Sıcaklığı değişmedi. Rydberg değişmedi. Helyumun mol sayısı değişmedi. Bak hala 1 mol var. Değiştirmedim. O zaman bu da sabit. Hacim. Hocam hacim azaldı. O zaman basıncın artması lazım. Hocam demek ki basınç artar. Direkt mesela diğeri de azalır diye yazabilirsin. Peki neden olduğuna bakalım. Diğerine geldiğimiz zaman. PV eşittir. NRT'yi çiziyorum. NRT. Sıcaklık değişmiyor hocam. Sıcaklığım sabit. Rydberg sabit. Şimdi karbondioksit mol sayısı ne oldu? Azaldı. Ne kadar azaldı? Yarısını çektim. Mesela 1/2'ye düştü. Çarpı diyeyim 1/2. Yarıya kadar düşürdüm. Hacmim 2V'den 1'e düştü mü? Hayır. Bak hacmi azaldı ama tam 2 kat azalmadı. 2 kat azalmadığı için geriye kalan azalmayı kimle sağlar? Basınçla sağlar. Demek ki bu adamın basıncı azalır. Demek ki birisi artıp birisi azalacağı için gene kimi değiştirmiyoruz biz burada da? Toplam basıncını değiştirmemiş oluyoruz. Anlaştık mı gençler? Bak biliyorum birazcık sıkıcı gibi gelen bir bölge ama bu yorumlamayı yaparsan bütün gaz sorularının hepsini çok rahat bir şekilde çözebileceğini düşünüyorum. Şimdi geldik o zaman. Bunlardan bahsettik. Biraz öğrenelim çözelim. Yani hangi sorular nelerle karşılaşacağız dersek. Şimdi 7 gram azot, 22 gram karbondioksit gazı 25 derece Celsius'ta 11 litrelik sabit hacimli bir kabın içerisine koyuluyor. Kabın toplam basıncı 0,9 atm olduğuna göre azot gazının kısmi basıncı kaçtır diye bir soru yöneltmiş. Şöyle yapalım mı? Hocam N eşittir M bölü MA diyordum. M bölü MA. Bana gram vermiş, bununla işim yok çünkü. Burada ne yapacağım? Hocam 7 bölü dikkat et N2 ya 2 çarpı 14'ten de geliyor 28 ki zaten N2'yi direkt vermiş burada 28 diye. 28 dersen burası kaç gelecek? Hocam 1 bölü 4 yani 0,25 mol kim varmış? Azot gazından varmış. Aldım cebim.
Aynı şeyi karbondioksit için de yapalım. N eşittir direkt 22 bölü karbondioksitin toplam ağırlığına kadar 44. Burası da sadeleştir zaman 1 bölü 2 geldi. Yani 0,5 molde kimi buldum? Karbondioksiti buldum. İkisini aldım cebe. Devam ediyorum. 11,2 litrelik sabit hacim diyor. V eşittir 11,2 litre diyor. Tamam. Koyduğunu söylüyor. Kabın bir de toplam basıncından bahsediyor. P toplam eşittir 0,9 ATM çıktığından bahsediyor bize. Bak bütün bilgilerimiz bunlar. Başka bir şey var mı? Yok. Azot gazın senden neyini istiyor? Kısmi basıncını istiyor. O zaman çözüm olarak şunu yapacağım. Benden kim istiyorsun? Azot gazının kısmi basıncı. Formüle aklına gelirse şöyle yapıyordun zaten. Hocam azot gazının kısmi basıncı için diyorduk ki P toplamla azot gazının mol kesimini çarparsam buna ulaşırım. Peki PN2 dediğim şey eşittir. P toplamı kaç vermişti? 0,9. 0,9 vermiş çarpı azot gazının mol kesirini bulmak istersem ne diyordum? Azotun molü 0,25 bölü toplam mol şu ikisinin toplamından 0,75 gelsin mi? Peki şununla bu sadeleştirdiğinde 1'e 3 kaldı. Şu 3'le bunu sadeleştirdim 0,3 kaldı. Yani P dediğim N2 eşittir neymiş? 0,3 ATM olarak gelirmiş. Peki mesela karbondioksit söyleselerdi toplam 0,9'sa 0,3'ünü azot gazı yapıyorsa geriye kalanı kim yapmak zorunda? Şöyle yapalım karbondioksit. CO2 yapmak zorunda bu da 0,6 ATM şeklinde de karşımıza gelirdi. Tamam ikisini de bulabiliriz. Peki hocam formül aklıma gelmedi ne yapmam lazım? Ne diyoruz bir tane şuraya maviyle çizeyim onda karışmasın diye. Şöyle bir mantık kurmam lazım. Diyorum ki hocam zorlandığında PV eşittir NT yaz. Bu kim için olsun? Azot gazı için olsun. Bütün değerler. Sonra bölünü çiz. Tekrar PV eşittir NT yaz. Bu kim için olsun? Bu sefer de P toplam için olsun. Rydbergler birbirini götürmüş oluyor. Aynı kapta bulunduğu için hacimler birbirini götürmüş oluyor. Aynı sıcaklıkta olduğu için sıcaklıklar birbirini götürmüş oluyor. Peki burada azot gazının kısmi basıncını bilmiyordun. PN2 olarak kalıyordu. Bölü P toplamı 0,9 olarak almıştım. Eşittir. Yukarıdaki azot gazının molünü 0,25 olarak almıştım. Bölü toplam mol sayısını ikisini topladığımda 0,75 olarak almıştım. Karşı attığımda yine aynı denkleme gelmiş oluyorsunuz. Yani buradan da yine aynı şekilde PN2'yi kaç olarak bulmuş olacağız? 0,3 ATM şeklinde bulmuş olacağım. Yani her iki yoldan da bulabiliriz. Formül direkt aklına gelirse çöz. Zaten seri bir şekilde çözersin. Bunda problem yok. Ama hocam formül aklıma gelmedi dediğinde de ne yapabilirsin? PVNT eşitliğinden rahatlıkla halledebilirsin diye düşünüyoruz. Peki geldim şimdi diğer bir soruya. Bunda da diyor ki şöyle kalemimizi seçeyim. 3,2 gram CH4 ve 0,8 gramlık helyum gazını 0 derecede 5,6 litrelik sabit hacimli bir tane kabın içerisine koyuyorum. Dur. İçerideki bilgileri bir dışarıya çıkartalım. N eşittir 3,2 bölü CH4'ün molekülünü aşağıda vermiş 16 dersen burası kaç geldi? 0,2 mol şeklinde karşımıza geldi mi? Peki 0,8 gram helyum diyor. Bunu da şöyle yapalım mı? N eşittir 0,8 bölü helyumun molekülünü 4 olduğu için 0,2 mol de buraya getirmiş oldum. Gayet güzel. 0 derece Celsius'ta mesela belki işime yarar diye sıcaklığı da alayım. 0 derece Celsius artı 273 dediğim zaman ne gelecekti burası? 273 Kelvin olarak geliyor. Bunu da aldım. Daha sonra hacim olarak 5,6 litrelik bir hacimden bahsediyor. Buna göre helyum gazının kısmi basıncı ne kadardı diye bir soru yöneltmiş. O halde şöyle yapacağız. Bak benden ne diyor? Kısmi basıncı istiyor. Toplam basınç var mı? Yok. Ama sıcaklık var, hacim var, mol sayısı var. Önce bir basıncı bulayım mı? Diyeceğim ki hocam PV eşittir. NRT'den toplamları giriyorum. Bak P toplam, V toplam, N toplam mantığına. Toplamı bulalım. Toplam basıncı bilmiyorum. P toplam şeklinde karşımıza geldi. Hacmin ne kadar? 5,6 litre şeklinde geldi. Eşittir. Mol sayısı ikisinin toplamı ne kadar gelecek? 0,4 mol geldi. Çarpı. Rydberg'i kim seçiyordu? Sıcaklık karar veriyordu. 270 ve katlarıysa ne yapıyordum? 22,4 bölü 273 çarpı 273 getirelim mi? Şuradaki 273'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. 5,6'nın 4 katı da 22,4 yapmış oluyor. Çarptığım zaman buradaki P toplamı kaç bulmuş olacağım? 1,6 ATM olarak karşımıza getirmiş olduk. Buraya cevap. Şimdi geldim diğer kısma.
Bu sefer diyorum ki kısmi basınç istiyor. Kiminkini? Helyuminkini istiyor. E peki ben diyeyim ki helyum için, bak P helyumun kısmi basıncı için bahsediyorum. P toplam çarpı X helyum gelmeyecek mi? Peki P helyum dediğim şey eşittir. P toplamımız kaç? 1,6 atm çarpı. Helyum gazının mol kesirinden bahsediyorum. 0,2. Bak 0,2 bölü toplam molüne gelecek 0,4 geliyor. O zaman bu iki sadeleştirdiğinde 1/2 geldi. 2 ile de 1,6'yı sadeleştirdiğimde helyum gazının kısmi basıncını 0,8 atm olarak karşımıza getirmiş oluruz. Bak mezun oldu. Şöyle bu sefer dedim ki hocam formülü uygulayacaktım ama elimde formül yok. Yani toplam basınç yok. O zaman bir toplam basıncı çekeyim oradan sonra bulayım dedim. Bazıları şunu dedi, hocam niye uğraştınız ki dedi. Zaten 0,2 eşit mol sayısı değil mi? E o zaman şöyle bir şey diyemez miydik hocam? Tam yarısı olarak gelecek diyemez miydik? Diyebilirdik. Ya da şunu diyenleriniz de çıkacak. Hocam 1,6 atm'yi ben oran orantıyı seviyorum diyenler 4 mollük gaz 1,6 atm yapıyorsa bak oran orantıdan kimi istiyor? İkisi de aynı fark etmez. 0,2 molü kaç mol yapar, kaç atm yapar diyorsun. Yarıya düşmüş, yarıya düştüyse buradan x'i de kaç bulurduk? 0,8 atm şeklinde bulabilirdik. Bak burası da oran orantı çözümü. Hocam yapabilir miyiz? Yaparsın tabii. Diyorsun ki bunun tamamını zaten bütün gazların hepsi yapıyor. Ben tek başıma istediğim bir gazı bulmak için onun ne kadar yaptığını da hesaplayabilirim diyeceğim. Peki geldim bir diğer soruya. Burada da şunu demiş. Yukarıda verilen sabit hacimli kapta 0 derecede bulunan helyum gazının kısmi basıncı 0,75 atm'dir. X2 gazın ise 0,5 atm'dir. Buna göre ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir şeyden bahsedeyim ben. Beyaz kalemimizi alayım. Yukarıda bir kap vermiş. Kabın hacmi ne kadar? V eşittir 44,8 litrelik bir hacimden bahsediyor. Bu kapta 0 derece Celsius, T eşittir 0 derece Celsius artı 270 dedi. Burası ne geldi? 273 Kelvin şeklinde karşımıza geldi. Daha sonra kısmi basınçları söylemiş. Kiminkini? Hocam helyum gazının kısmi basıncının 0,75 atm geldiğini, aynı şekilde hidrojen gazının kısmi basıncının da 0,5 atm geldiğini söylemiş. Dedim ki tamam her şey oldu. Sonra buna göre ifadenin hangisi doğrudur gibi bir şey söylemiş. Şöyle bir şey düşünebilir miyiz gençler? Normalde ben burayı PV eşittir NRT koysam, PV eşittir NRT'nin içerisine koysam, toplam basıncım kaç? Mesela her şeyin toplamından gitmek istesem. Toplam basıncım ne kadar dediğimde şu ikisinin toplamından geliyor değil mi? Yani 1,25 atm'lik toplam basıncım var. Çarpı 44,8 litre neyim var? Hacmim var. Mol sayısını bilmiyorum. Bak toplam mol sayısı bu arada bu. Çarpı. Rydberg'i kim seçeyim? Sıcaklık karar veriyor. O zaman şöyle yapalım mı? 22,4 bölü 270 seçeyim. Çarpı 270 gelsin mi? Şu ikisi birbirini götürdü. Şununla da bu birbirini götürdü. 2 kaldı. Çarptığın zaman en eşittir kaç geldi? 2,5 mollük bir gaz gelmiş oldu. Toplamda ne varmış? 2,5 mollük bir gazımız varmış. O zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim? 2,5 mollük gaz toplamda ne kadarlık basınç yapıyor diye bir oran orantını hesaplayayım. Şimdi sarı rengi bir alayım. Hocam 2,5 mol, bak 2,5 mol ne kadarlık basınç yapıyor? 1,25 atm'lik basınç yapıyor. Peki diyorum ki bu atm'de hangisini alalım? 0,5 atm alayım. 0,5 atm ne kadarlık bir basınç yapar diyoruz. Şöyle düşünebilirsin. Bu bunun tam yarısı. O zaman bununki de kaç olması lazım? 1 mol olması lazım. Demek ki bu x dediğim şeyin ne gelmesi lazım? 1 mol şeklinde karşımıza gelmesi lazım. Basit bir işlem yapalım dedim. Hocam 2,5 1,25'lik ATM yapıyorsa 0,5'lik ne kadar? Bak yarısı kadar yapıyorsa o zaman mol sayısının da yarısı kadarlık geliyor diyebilirim. Aynı şekilde burası 1 mol ise şöyle de düşünebiliriz. Diğer tarafta 0,75 için de diğerinde 1,5 mol geldiğini söyleyebiliriz. Kimdir bu 1 mol gelen? Hemen onu da yazalım kafamız karışmasın. Hidrojen gazı. Bu kadarlık basınç yapıyormuş. Helyum gazı da 1,5 mollük şeklinde karşımıza gelecek. Şurası da helyum olarak geldi. Tamam dedim her şeyini buldum artık. Bak mol sayısını buldum. Tek tek mol sayılarını hesapladım. Tek başlarına ne kadar basınç yapacaklarını gördük. Toplam basınçlarını da bulduk. Şimdi soru köküne geldi. Helyum gazın mol kesirisi 0,6'dır. Bakalım. Helyum gazı nerede? Burada. Helyum gazının mol kesiri için şu X sembolümüzü kullanalım. Şurayı sileyim. Mavi kalem alalım.
X dedim helyum. Helyum gazının molü kaç? 1,5 atm. Bak helyum gazı 1,5 mol. Bölü toplam mol deyince ne gelecek? Bak ikisinin toplamından 2,5 şeklinde gelsin mi? Burası da 2,5 olarak karşımıza geldi. Bazen hocam ben zorlanıyorum diyenler var. Virgüller yokmuş gibi düşün. 15/25. E şimdi ne yapacağım? İki tarafı da 4 ile çarpayım mı? Şöyle yapalım. İki tarafı da x4 diyeyim. x4 diyeyim. Bak virgüller yok. 4 ile çarptığım zaman 15'i kaç geldi? 60 geldi. 25'i çarptığım zaman kaç geldi? 100 geldi. Bir sıfır gitti. Bir daha gidince x helyum dediğim şey kaç bulmuş olduk? 0,6 mol şeklinde kesrini bulmuş olduk. O zaman mol kesir 0,6'dır cümlesi doğru olarak karşımıza gelir. Devam ediyorum. Karşımdaki gazların kütleleri toplamı 8 gramdır. Aa hocam kütlesi toplamını nereden bulacağım? Şimdi şöyle yapalım mı? Ben bir gazın molüyle molekül ağırlığını çarptığım zaman kime ulaşıyorum? Kütlesine ulaşıyorum değil mi? Helyum gazı için bakıyorum. Helyum gazı ne kadarmış? 1,5 mol değil mi? Çarpı ne diyeceğim? Helyum gazı molekül ağırlığı da 4 şeklinde geliyor. O zaman 1,5 çarpı 4'ten burası ne oldu? 6 gramlık helyum varmış. Sonra geldim hidrojen için. Hocam bunun da 1 mol olduğunu söylüyor. Hidrojen molekül ağırlığı 2 çarpı 1'den de 2 olarak geldi. Bu ikisini topladığımda da 2 gram geldi. Yani ikisini toplarsam 8 gramlık toplamda gazın bulunduğunu söylüyor. Ki zaten kütleleri toplamı 8 gramdır cümlesi doğru geldi. Kaba sabit sıcaklık altında bir miktar helyum eklenirse hidrojen gazın kısmi basıncı artar. Bir dakika. Hocam bak kaba eklediğim şey ne? Helyum gazı. Hemen şuraya geldim. PV eşittir NRT diyorum. Bak PV eşittir NRT. Sıcaklık değişmiyor. Rydberg değişmiyor. Hacim değişmiyor. Şimdi ben kim için inceleme yapıyorum? Helyum için inceleme yapayım. İçerisinde helyum eklediğim zaman mol sayısı arttı mı helyumun arttı. Peki basıncı ne olur? Artar. Dikkat et bak helyum için. Peki helyum eklenince hidrojen gazı bana ne? Niye? Hidrojenin mol sayısı değişmedi, sıcaklığı değişmedi, hacmi değişmedi. Hocam hiçbir şey oynamadı. İşte o zaman hidrojeninki değişmez. Bu yüzden gider. Yani cevabımız ne geldi? 1 ve 2 C seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Sağlam sorulardan birisi gençler. O yüzden buraya çok dikkat edin. Bu tarz soruların gelme ihtimalleri de çok yüksek tekrar. Peki. Evet. Geçelim diğer bir sorumuza. Bu sefer de bir hareketli pistonlu kaptan bahsediyor. Ne yapacağız hocam? Şekildeki hareketli pistonlu kapta eşit kütlede CH4 ve H2 gazları bulunmaktadır. Ne kadar bilmiyorum ama eşit kütle diyor. Sabit sıcaklık altında kaba yine eşit kütlede helyum gazı eklenirse bla bla ne olur? Şimdi burada sallamasyon gireceğiz. Nasıl? İlk olarak CH4'ten bir bahsedeyim. CH4. Eşit kütle diyor ya, ortak bir kütle hesaplayacağız. CH4 ve H2 ile birlikte. Burası için N eşittir M bölü MA diyeceğim. MA'sı kaç? 12, 4 daha 16 geldi. O zaman ortak bir kat bulunuyor. Mesela burası için de N eşittir ne gelecek? M bölü MA. MA'sı kaç? 2. İkisinin ortak bir katını söyleyebilirsin. Mesela dersin ki 16N. Buraya da 16N değil mi? Yani şurası N mol gelirken, burası kaç gelecek? 8N mol şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Eşit kütlede alırsak bu uygun olur. Daha sonra eşit kütlede helyum gazı ekliyor diyor. Helyum gazını da hemen çıkartalım bir. N eşittir artık 16N ekledik ya. Bölü 4 dediğimde buranın da kaç geldiğini gördüm. 4N daha ekleniyor. Bak burası artık ekleniyor. Tamam, bütün bilgiler tamam. Diyor ki hidrojen gazının kısmi basıncı değişmez. Hareketli pistonu bir kabın içerisinde. Kabın içerisinde normalde kim vardı? N mol bundan varmış. Dur şöyle kırmızıya alayım. N mol bundan varmış. Buradan ne kadar var? 8N mol var. Yani toplam 9N mollük bir gaz var. Sallıyorum burası 9 V'lik bir hacimde. Dışarıdan içeri kim ekliyorum? 4N'lik daha gaz ekliyorum. 4N'lik daha gaz eklersem buraya bir 4N daha gelirse hacmi bu sefer kime çevirmiş olacağım? Buradan 13 V'ye çıkartmış olacağım. Dedim ki tamam 13 V'lik bir hacim alırım. Hidrojen gazının kısmi basıncını inceliyorum. Hidrojen gazının kısmi basıncı. Şimdi çok dikkat edin. Diyorum ki PV eşittir NRT'de. Sıcaklık değişmedi, Rydberg değişmedi. Hidrojen gazından ekledim mi? Yok. Eklediğim gaz kimdi? Helyumdu. O zaman burası gitti. Yalnız gaz eklediğim için hacim arttı mı? Arttı. Basıncı ne olur? Azalır. O zaman içinde bulunan hidrojen gazından eklemediğim için basıncının azalması lazım. Yani buradaki bilgi yanlış oldu. Devam ediyorum. Kabın toplam basıncı değişmez. Her zaman için hareketli pistonu kapta. İç basınç dış basınca eşitlemedik mi? Dedik. E dışarıdan eklediğimiz gaz da hocam fazladan gaz eklendi fark etmez. Hareketli pistonun kapı olduğu için hacim dengesini oynattığından dolayı basıncı sabit tutuyor. O zaman bu bilgi doğru olarak geldi. Devam ediyoruz.
kabın yoğunluğu değişmez. Şimdi bir bakalım yoğunluğa. D eşittir. Ne diyorduk? M bölü V değil miydi? M bölü V'ydi. Şimdi buraya çok dikkat edin. İçerisindeki gazlara bakıyorum. Eşit kütlede diyorsun ya. Eşit kütlede eklediğimde. Sallıyorum. Burada düz mantıkta bir sayısal rakam gelsin diye söylüyorum. Burası eşit mol sayısına kütlede geldiğinde kaç kütle diyelim ya? 16M dedim ya. 32 N'lik gaz var mıydı? 32 N'lik gaz vardı. Bölü kime bölüyordum? 9'a bölmüş oluyordum. Peki. Bundan sonra bir gaz eklemesi yapıyorum. Gaz eklemesi yaptıktan sonra yine 16 daha eklediğim zaman bu sefer ne oldu? 48'e çıktım mı? Çıktım. Peki bölü dediğimde bu oranın kaç gelmesi lazım? 13'e bölmem gerekiyor mu? Bak 13'e bölmem gerekiyor mu? Yaklaşık olarak şundan bahsediyorum. İçerisindeki gaz ve hacim aynı miktarda değişti mi? Değişmedi. Çünkü miktar olarak aynı ekledim ama mol sayısı aynı miktara denk geldiği için hacmi aynı oynatmadı. Hacmi aynı oynatmadığından dolayı kabın yoğunluğu değişmez bilgisi yanlış olur. Kabın yoğunluğu ne olmuş olacak? Artık değiştirmiş olacağız. Net rakam hesaplamasına girmiyorum çünkü mesela baktığın zaman tek tek hesaplayabiliriz de şurası kaç olmuş olur? Mesela 4 katı dediğin zaman burası 4, 12, 50'li bir şey geliyor. Mesela 4 katı desem burası 12, 36. Bu sefer ne yapmış olsun? 36, 52. Yani aynı oran gelmiyor bile. Net rakamı bulmana gerek yok. O yüzden kafadan yanlış desem kurtarır bizi. Peki bize neyi söylemiş? Verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğunu söylemiş? Yalnızca ikinci ifadenin doğru olduğunu karşımıza getirecekmişiz. Peki. Şimdi geldik sabit hacim kaplarda gazların karıştırmasına. Gençler ben yoruldum. Muhtemelen siz de yorulmuşsunuzdur. Bu kadar gaz sorusu çözdük artık. Beynimiz bulandı biliyorum. Bu bulanma evresini ne yapıyoruz? Az bir şey bir dinlenelim. Geldiğiniz zaman devam edin. O zaman ne yapıyoruz gençler? Bir ara veriyoruz. Tekrar geldiğimizde devam ediyoruz.